Herkese yeniden merhaba, ben Şinem. Bugün sizlere son günlerde satın aldığım bütün kıyafetleri derledim, topladım. Onları sizlere göstereceğim. Kimisini giyeceğim, kimisini sadece göstereceğim. Şu an ilk üzerimde şu iki parça var arkadaşlar. Evet, sanırım kameramı iyice ayarladım. Şimdi üzerimde şöyle bir gömlek var arkadaşlar. Bunu trend yoldan aldım. İçindekini de trend yoldan aldım. Bu da böyle salaş, normal bir atlet. İsterseniz kışında böyle gömleklerin ya da farklı hırkaların altını rahatlıkla tercih edebileceğiniz salaş, çok güzel böyle petrol mavisi tarzında bir üst yazında giyebilirsiniz. Aşırı güzel. Ben çok seviyorum zaten bu tarz üstlere, bayılıyorum açıkçası. Ve çok aşırı indirimliydi. Yani özellikle kışa girerken yazlık kıyafetler çok fazla hani ucuzluyor. Asla o fiyata alamayacağınız fiyatları düşünüyorlar. O yüzden ben böyle şeyler yapıyorum. Bu gömlekte yanlış hatırlamıyorsam 75-80 liraya almıştım. Trendyol'un kendi markası. Altındaki de kotondan bir tayt arkadaşlar. Böyle pijama tarzında, pijama rahatlığında diyeyim daha doğrusu. Diz izi falan hiç yapmıyor. Aşırı güzel. Şöyle kenarında böyle siyah beyaz böyle. Siyah beyaz demeyeyim de bir gümüş tarzı bir şeyi var, böyle rengi var. Ve siyah böyle iplerle şöyle bir şerit detayı var. Çok güzel gerçekten. Yani her şey altına rahatlıkla giyebilirsiniz. İsterseniz evin içinde de giyebilirsiniz ve çok uygun aldım bu arada. Şimdi ikinci olarak şu gömleğimi göstereceğim arkadaşlar. Bunu da ben böyle oduncu gömleklerini son günlerde çok fazla tercih etmeye başladım. Bu oduncu gömleği de aşırı güzel gerçekten. Altına herhangi bir üst giyerek şöyle göstereyim hatta. Çok güzel kombin yapabilirsiniz. Aşırı güzel. Şöyle göstereyim. Tabii bu birazcık buyla bu olmadı fazla ama gerçekten aşırı güzel. Yani hani altına böyle dar bir şey giymek daha güzel olur tabii ki. Ve bir tight, tam böyle dar saran bir tight giymek çok daha hoş duracaktır. Ve popoyu da kapattığı için. Ben mesela tightlerde çok rahat edemiyorum dürüst olmak gerekirse arkadaşlar. Dolayısıyla biraz böyle popomu kapatan giydiğim zaman daha rahat ediyorum. Çünkü gerçekten tightlar çok fazla vücut hatlarınızı, iç camaşırlarınızı çok fazla belli ettiği için ben kendimi içinde çok rahat hissetmiyorum. Ay bu arada şöyle dün bir tane bere aldım. Bunu kotondan aldım. 44 liraydı fakat kasaya gittiğim zaman 22 liraya düştü. Herhalde %50 indirimi vardı. Aşırı güzel yani. Kesinlikle bence. Ve o kadar güzel bir kumaşı var ki anlatamam yani. Yumuşmuş bir şey yani böyle. Aşırı güzel yani, ben çok beğendim. Kesinlikle eğer kışta, yani kışın böyle şeyler takıyorsanız, seviyorsanız almanız gereken bir şey. Onun dışında şöyle kırmızı bir şey, bunu da Adidas'tan aldım. Şöyle göstereyim. Bu arada gömleği söylemeyi unuttum. Bunu da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Ben bu ürünleri bütün hepsini işte linklerini toplayacağım. Aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu bereyi de Adidas'tan aldım. Yani kırmızı severim. Kırmızı candır. Bir de şu tarzda böyle ay tüm saçlarımı da aldım. Bu tarzda bir şey istiyordum zaten. Benim zaten vardı aslında da. Öyle bir tane daha almak istedim. Yani siyahım yoktu daha doğrusu. Şu tarz. Şöyle kullanabilirsiniz. Bence çok güzel. Böyle çok böyle şık giyindiğiniz zamanlarda bence sıradan berelerdense bu tarz şeyler takmak, kullanmak çok daha hoş oluyor. Bu arada dün bütün kıyafetleri yatağın üstüne yığdım bu arada. Adidas'tan şöyle bir gömlek de aldım bereyi alırken. Bu da oduncu gömleği ve o kadar güzel bir kumaşı var ki anlatamam yani. Bazen uygun fiyatlı mağazalarda böyle güzel kaliteli ürün bulmak zorlaşıyor. Ama gerçekten çok güzel bir kumaşı var. Bu arada ben bunu 85.95'e aldım. 85 lira 95 kuruşa aldım. Evet. Bu da böyle. Tabii ki bu altına olmuyor arkadaşlar. Asla olmaz bunun altına. Bunların altına hani daha böyle saran bir şey giymek gerekiyor. Yani bunun en azından altına. Benim ilk kombinim de çok, evet bu çok güzel oluyor. Doğru. Ama mesela şununla olmuyor. Neden? Çünkü bu birazcık daha böyle hani içine dar bir şey istiyor. Yani böyle seni saracak siyah, beyaz, pembe ya da işte farklı güzel böyle silik renkler varsa onları içine tercih edebilirsiniz. Normal ip askılılar oluyor ya,
onlardan giyerseniz çok daha ay takıldı. Çok daha iyi olacaktır. Bunların hepsinin bedeni arkadaşlar X-small arkadaşlar. Ben X-small giyiyorum. Bütün şey kıyafetlerimde bedenim X-small. Bu atleti de Pull&Bear 1'den aldım arkadaşlar. 50 liraydı fiyatı. Ben daha önce bundan satın almıştım. Öncelikle onu belirtmek istiyorum ama kumaşı, yapısı, duruşu çok hoşuma gittiği için tekrardan satın aldım. Benim öteki eskimişti çünkü. Size bir de bir çanta göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da ben Trento'dan aldım. Bu da Pierre Cardin arkadaşlar. Şöyle sapı ben kısa, son günlerde kısa sap çok sevdiğim için biraz da kendimce kısaltmaya çalıştım. Sapı bayağı uzundu çünkü. Hani bu şekilde yaz, kış takılabilecek. Aslında bu renkler yazlık olarak kabul ediliyor ama ben kesinlikle böyle bir şeyin taraftarı değilim. Çünkü harika bir triko takım aldım. Ve onun üzerine de çok muhteşem bir kaban aldım. Ve onlarla bence bu çantam muhteşem olacaktır. Onu belirtmek istiyorum. Bir de bu arada çantamı da 130 liraya aldım ama indirimdeyken satın aldım. Onu belirtmek istiyorum. Yakın zamanda aldım. Linki de aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu çantayı da Adidas'tan aldım arkadaşlar. Bunu çok uygun fiyata aldım. Yani 50 liraydı fiyatı. Bir tane kalmıştı zaten. Adidas'ta mağazadan satın aldım. Ama o kadar rahat ki gerçekten. Yani içine de bir sürü şey giriyor. Yani boyutu küçük. Fakat hani diyorlar ya kara mürsel sepeti. Kesinlikle bundan. Aşırı iyi yani. Bir de şöyle iki atlet var arkadaşlar şu şekilde. Ben bunları da işte bir şeylerin altına giyerim. Yazın ya da giyerim illaki diye. Baktım çok ucuzdu. Aşırı ucuzdu yani. Satın almak istedim. Bunlar da Trentyol. Bir siyah bir şey. Şuralarında ipleri vardı. İpleri çıkardım bu arada. Onun dışında sıradı var. Yüzden yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle bir bol pantolon aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani dedim ki siyah bir bol pantolonum olsun. Çünkü yoktu. Bir düğüne gidersem üzerine böyle güzel böyle şık bir bluz giysem. Yani sadece şunu bile giysem o düğüne rahatlıkla gidebilirim. Neden? Çünkü direkt seni şık yapıyor. Ve en azından hani sıradan bir pantolondansa şöyle bol bir pantolon gerçekten seni o düğünde rahatlıkla götürüyor. Yani kurtarıcı bir parça oluyor. Ben düğünlere gidiyor muyum peki? Asla gitmiyorum. Ama yine de aldık işte bakalım. Gidersek. Bunu da 200 liraya aldım arkadaşlar. Gerçekten pahalı. Söyleyeyim yani. Ama gerçekten güzel bir marka. Onun dışında şöyle iki pijama takımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunları da linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu böyle bir pijama. Şu şekilde. Ondan sonra üstü de bu şekilde. Yani biliyorsunuz klasik pijama uzun kol. Yani kışa girerken bunlardan almam çok iyi olacak diye düşündüm. Ve bunlardan da aldım. Yani bunların fiyatları da zaten biliyorsunuz 100 lira, 109 lira falan. Bu da başka bir takım. Böyle kalp bir kırmızı. Çok güzel gerçekten çok beğenerek hani çok severek aldım. Ve gerçekten kumaşları muhteşem. Ben bir şeyin fiyatından önce ve şeyinden önce, markasından önce kumaşına çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Bende kumaş hastalığı var. Yani gidip pazardan bile satın alabilirim. Bu asla önemli değil. Çünkü benim çok kaliteli, çok para verdiğim ürünler de vardır. Çok az para verdiğim ürünler de vardır. Ama iki tarafı da yani az para verdiğimi de çok para verdiğimi de kesinlikle çok güzel kullanırım. Onu belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü ben kumaşa çok önem veriyorum ve kumaştan çok iyi anladığımı düşünüyorum. Kıyafetlerimi de hiçbir zaman denemiyorum. Denemeden alıyorum. Mağazaya giriyorum. Ama bana olur. Tamam. Okey. Alıyorum çıkıyorum. Az önce size Adidas'tan dün aldım dediğim gömlek var ya hani 85-95 kuruş aldım diye. Ben onu dün hiçbir şekilde denemedim. Yani çok rahatlıkla deneyebilirdim ama hiçbir şekilde denemedim. Ve direkt satın aldım çıktım. Ya bende böyle bir sıkıntı vardı yani. Kendi proporsiyonumu ve vücudumu çok iyi biliyorum. Sıkıntı değil bence bir avantaj da hani benim için neden sıkıntı olduğunu da size dile getireyim. Birileriyle alışverişe gitmekten nefret ediyorum. Çünkü insanlar çok fazla bir şeyler deniyorlar ve ben çok gıcık oluyorum. Onları boğmak falan istiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Evet bunu da Oxo'dan aldım arkadaşlar. Ama bu çok pahalıydı gerçekten dürüst olmak gerekirse aşırı pahalıydı. Şöyle göstereyim böyle kolları falan ve şuraya kadar delikli delikli geliyor. Şöyle göstereyim.
göreceksiniz. Ama böyle hani içinizi çok gösterecek bir delik değil yani, onu belirteyim arkadaşlar. Ama aşırı güzel yani, pantolonların üstüne işte kotların, normal siyah tayt falan, her şey o kadar iyi gidiyor ki anlatamam. Ondan sonra bunu da Puma'dan aldım arkadaşlar. Oxford'dan aldığımın linkini bulur muyum bilmiyorum çünkü ben mağazadan direkt almıştım. Ama bulmaya çalışacağım. Bulursam aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ama 179 liraydı arkadaşlar, onu belirteyim. Yani gerçekten fiyatı yüksekti ve Oxford asla indirim yapmayan bir mağaza. Asla indirim yapmıyor. Bu da Puma'dan aldığım kazak arkadaşlar. Gerçekten aşırı güzel. Tür kazak diyorum. Ne diyorlar buna? İşte her neyse ya. Aman. Svet işte, svet. Zıpkının kökü. Ondan sonra işte bunu satın aldım. Ondan sonra işte konuşamadım yani, ne dediğimi unuttum. Neyse işte arkadaşlar, hani kıştım. Ben bunu mutlaka giyerim yani, illaki giyerim. Aşırı güzel çünkü çok rahat, muhteşem yani. Kesinlikle tavsiye ederim, linkini de eklerim. Ve sahte de değil yani. Orijinal kodunu da sorgulattım. Şimdi size bir parça göstermek istiyorum. Yalnız ben bundan pek memnun kaldığımı söyleyemem. Çünkü çıtçıtları zaman zaman açılabiliyor. Bu böyle paraşüt model. X small olmasına rağmen çok şey geldi bana. Ben kendi çabalarımla, kendi emeklerimi daralttım bunu. Rahat edemem, çıtçıtları açılır diye çok korktuğum için. İade etmek istemedim. Çünkü iadeyle gerçekten uğraşmak istemedim. 75-80 lira gibi bir şeye aldım. Güzel, çok güzel hatta, öyle söyleyeyim. Ama dışarıda giymeye çok korkuyorum. Çünkü çıtçıkları zaman zaman açılıyor ve ben de riski alamam yani. Dışarıda giyersem de mutlaka hani içine bir şey giyip giyerim yani. Çıtçıklar açılsa da falan yapabileceğim bir durumda olmam lazım. Hani altıma sadece iç çamaşırımı çekip bunu giyemem. Asla rahat edemem. Ben çok dikkat ediyorum böyle şeylere bu arada. Evet, ben açık giyinen bir insanım, doğru. Ama bir yerinizi kontrollü bir şekilde açmanız farklı. Bir anda kendiliğinden açılması farklı bir durum arkadaşlar. Bu pantolonu da arkadaşlar ben Adlax'tan aldım. Bu böyle yüksek bel. Aşırı güzel. Aşırı aşırı. Böyle paçaları falan da yırtık böyle. Böyle mam tarzında bir pantolon arkadaşlar. Benimki 25 beden kotu. Fakat bana çok fazla şey olduğu için ben kendi çabalarımla şöyle kendi ellerimle iki şekilde pen sattım. Yani bunu herhalde 24'e falan indirmişimdir bedenini, öyle söyleyeyim. Daha düşük beden yoktu. Ben de herhalde olur diye düşündüm ama biraz bol oldu. Ben de böyle kendimce böyle bir çare buldum. Bu aşırı güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle yırtığıydı bilmem neydi. Bu arada şuradaki yırtığı ben kendim ekledim arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Böyle yeteneklerim de var. Arada yapıyorum böyle çılgınlıkları. Yani bu şekilde. Bu da çok güzel bir kot. Kesinlikle eğer böyle yırtık bir kot arıyorsanız tavsiye ederim. Muhteşem. Linkini ekleyeyim diyeceğim ama geçenlerde bir arkadaşım sormuştu. Nereden aldım falan, ne kadar aldım falan diye. Aradım, taradım, yok yani hani şey tükenmişti. Ben yine de eklerim. Gelirse zaten alırsınız, ekleyebilirsem tabii. Şimdi sizlere böyle bir parça da göstermek istiyorum. Bu da aşırı güzel arkadaşlar. Yani ben bunu her giydiğimde herkes bana diyor ki önlük mü giydim falan. Burada bu böyle kumaş tarzında bir yaka yapmışlar gömlek şeklinde. O kadar tatlı duruyor ki. Bayılıyorum. Çok güzel. Aşırı güzel. Çok da güzel. Ve içi yumuşacık, sıcacık tutuyor insanı. Böyle bilmiyorum. Bayıldım yani. Trendyol'dan aldım. 98 lira mıydı? 93 lira böyle bir şey aldım. Ama aşırı güzel ya. Alın ya. Aldım. Arkadaşlar botumu Flo'dan Polaris markası olarak aldım. Şöyle bir bot arkadaşlar. Böyle parlak, şöyle burada bir tokası işte, zıkkım kökü var işte. 36 numara arkadaşlar. Benim ayaklarım 36. Bu şekilde burasında bir farmer detayı var. Çok da bir göz yoruculuğu falan yok ama gerçekten çok hoş duruyor insanın ayağında. En azından benim ayağımda öyle durduğunu düşünüyorum. Topuk boyu da ne çok aşırı yüksek ne de alçak. Gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde satın aldım. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 279 liraya satın aldım. Bu şekilde arkadaşlar ama gerçekten çok güzel. Bulursam linkini aşağıya eklerim. Evet, triko takımımı giydim arkadaşlar. Ben bunu Trendyol'dan satın aldım. Fakat Trendyol'un kendi markası değil. Başka bir mağazadan aldım işte. Trendyol'da başka bir mağazadan aldım. Bu şekilde duruyor.
böyle pudra pembesi tarzında bir rengi var. Aslında ben başka bir rengi sipariş etmiştim. Fakat bunu göndermişler. Ama yine de bu da çok güzel bence. Değiştirmek gereği duymadım yani. Olabilir, bazen böyle problemler olabilir. O yüzden hiç sorun etmedim. Bu da çok güzel bir renk bence. Bu şekilde. Ay bu aralar bir de biraz kilo aldım bu arada arkadaşlar. Ay bu şekilde paçaları falan da bol geliyor bu arada arkadaşlar. Öyle göstereyim size. Ay çok gösteremiyorum böyle. Uzaklaşsam görünmüyor yani. Böyle. Bu şekilde. Bunu ne kadar aldım hatırlamıyorum ama 100 küsürlü bir şeye aldım. Bu kabanı da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Gerçekten aşırı güzel. Aşırı iyi yani. Hani böyle bu şekilde giyeceksin. Ah mis. Sonra üzerine ay şunu mesela takabiliriz. Şu üzerine taktık mı hiç sırıtmaz mesela. Bu şekilde taktık diyelim. Şu anda nasıl taktım bilmiyorum. Önemlisiz yani o. Güzel takarım. Gerçekten takacağım zaman. Bu şekilde arkadaşlar o kadar şık duruyor ki. Ve hani size dedim ya benim bir triko takımım var işte. Üzerine bu çanta çok rahatlıkla gider. Yani gerçi biraz renk şeyi var ama çok rahatlıkla gideceğini düşünüyorum. En azından hani siyah ya da farklı bir renk kullanmaktan iyi. Yani siyah da kullanılabilir. Benim siyah çantalarım falan da var. Bu şekilde aşırı iyi yani. Ben aşırı beğeniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben üzerine bunu bir de takabilirim. Çok da önemli değil arkadaşlar. Yani birazcık sporluk katacağım. Olacak ama işte bence yine de olabilir yani neden olmasın. Kabanı ben ne kadar aldım hatırlamıyorum ama uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. Ne kadar aldım şu an gerçekten hatırlamıyorum ama çok uygun olduğunu düşünmüştüm satın alırken. O yüzden aşağı açıklamalar kısmına bu kabanı da ekleyeceğim. Bence duruşu falan da çok güzel. İçinde astarı var bu arada. Bazen böyle şeyleri merak ediyorsunuz siz. Bu şekilde cepleri falan da gayet iyi. Düğmeleri falan da var. İsterseniz önünüzü ilikleyebilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra şöyle güzel bir şeyle dolarsınız. Oh! Çok hoş. Yani. Evet bu arada bir şey göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu gömleği de Trendyol'dan aldım ama ben gömleğin pek kumaşını falan sevmedim dürüst olmak gerekirse. Ama yine de en azından arada bir değişiklik olsun diye hani üzerime giyebilirim. Yani bunu yazın, bahar ya da sonbaharda rahatlıkla hafif rüzgarın estiği, çok sıcak olmadığı zamanlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ben beğendim. Rengi falan çok güzel ama kumaşını çok beğenmedim arkadaşlar. Dediğim gibi internetten satın aldığım için birazcık bazen böyle problemler yaşayabiliyorum. Bu şekilde ama fiyatı çok uygundu. 53 lira gibi bir fiyatı vardı. Gerçi bu kumaşa da ancak o kadar yani. Çok da uygun olmuyor gerçi. Doğru mantıklı. Neyse bunu da Addax'tan aldım arkadaşlar. Ben bunu 30 liraya aldım. Çok ucuz bence. Ve bence kurtarıcı parçalardan bir tane. Yani örnek veriyorum. Hani şu an altındakilerin olmadığını düşünelim. Şuraya bir kot ve bunu da rahatlıkla çekebilirim. Neden? Çünkü gerçekten güzel ve birazcık da kısa olması benim için avantaj. Çünkü ben birazcık kısa şeyler seviyorum. Çok böyle uzun böyle sevmiyorum yani. Bu arada yine trend olan siyah içi böyle siyah beyaz çizgili bir mont aldım. Böyle çok böyle şey yağmurluk tarzında bir mont aslında. Böyle cepleri falan var bu şekilde. Şapkası falan var böyle. Gerçekten güzel. Hani günlük rahatlıkla giyebileceğiniz spor tarzda bir mont. Onu da çok uygun almıştım. Onu da 150 liraya almıştım arkadaşlar. Ama böyle çok kalın bir şey değil bu arada. Hepsinin linkini aşağı açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Bütün bulduklarımı, yani en azından internetten aldıklarımı rahatlıkla ekleyeceğim. Ama bu internet dışında satın aldığım bazı ürünler, bazı parçalar var. Onların da işte kodunu aratacağım ya da işte onların da markalarına falan bakacağım. Mutlaka bulmaya çalışacağım ve aşağı açıklamalar kısmına eklemeye çalışacağım. Bu şekilde. Evet bu şekilde. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 ama çok teşekkür ederim. Instagram'dan beni takip etmezseniz mi? Evet şimdi bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.